Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün Teşvikiye Camii'ndeyiz. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Sayın İbrahim Beyefendi'yi, İbrahim Polat Beyefendi'yi sonsuzlu olur sevgili arkadaşlar. Kendisi aynı zamanda Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat Beyefendi'nin babaları. Sevgili arkadaşlar, burada buradan biz de Adnan Polat Beyefendi'ye ve tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Bugün sonsuzlu olurken İbrahim Polat Beyefendi'ye de Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Sevgili arkadaşlar, işte biz de Şener Boz ve İstanbul'un sesi olarak cenaze törenini baştan sona sizler için takip edeceğiz. Ve olabilirse de buraya gelen ünlü kişilerle de röportajlar yapacağız. Hemen işte cenaze töreni için ilerliyoruz. Rabbimizin ruhunu şad eylesin. Amin. Hepimizin başı sağ olsun. Amin. Sağ olun. Amin. Dayı merhaba. Başı sağ olsun. Şimdi de anlaşılır. Hani İbrahim Bey'in o kapalı. Thank you.
Hasan Bey, efendim merhaba. İstanbul Ses kanalımız var. Bugün çok önemli bir iş adamını, İbrahim Bey'i son soruyoruz. Efendim neler söylemek istersiniz? Vallahi İbrahim Bey, babamın arkadaşı diyor da şimdi. Evet. Ablam da ben kardeşim kadar yardım etsin. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Başarılı bir iş adamı. Mekanı cennet olsun. Amin. Türkiye'ye çok önemli değerler kattı değil mi efendim? Evet. Önemli hizmetlerde bulundu. Görüştüğümüzde bir kişiydi. Abim olarak her zaman yani bana destek vermişti. Adkın sınavlar. Evet. Abim. Tekrar başsağlığı ve sabırlar diyor. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.
rahmeti, bereketi, mağfireti, affı, cümlemizi, cümle ölmüşlerimizi ve elhu ilahi olan evlerinin üzerine olsun inşallah. Allah rızası için ben kâhâ filan. Çok da bir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ve aleyhim ecma'in. Ebala. Çok kıymetli hazırlık. Güzel evlamız. Öncelikle eda etmiş olduğumuz öğle vakti namazlarımızı ve birazdan eda edeceğimiz cenaze namazımızı yüce katında kabul edin, en güzeliyle kabul eylesin. Bugün yüce Rabbimizin rahmetini, bereketini, afiyetini yeryüzüne tecelli ettiği şu güzel Muharrem ayında Rabbimizin irci'i ila Rabbi kulu bana göz emrine muhatap olan vatanına bize kar olan ve vatanı için birçok hayırlarla hizmetlerle bulunan ve bugün dünya hayatına ve siz milletin başkanına ailesine de rahat ederek eyyüzeyi ya Rabbi ve eyyüzeyi Rabbi eyyüzeyi Yüce Rabbimiz ruhunu şad eylesin. Rabbim kendisine rahmetiyle, merhametiyle, mağfiretiyle mağfiret eylesin. Çünkü şu ruhlukla yolculuğunu kendisinin hakkında hayırlı ve kolay eylesin. Yüce Rabbimiz menzilini mübarek eylesin, derecesini âli eylesin, makamını mekanını cennet bahçelerinde bir bahçe eylesin. Evet, takriben 13 ay evvel yine içerisinde bulunduğumuz Eşkıya Camisi'de merhum İbrahim Ola Beyleri'nin en kıymetlisi, en değerlisi olan hayat arkadaşı olan merhum Ersulah Allah Hamdefendi buradan tevhidiyete yolcu eyledi. Bugün merhum İbrahim Bakrola Beyefendi'nin ruhsat günüdür. Yani sevgilinin sevgiliye kavuşması günüdür. Ve bugün merhume Sunan Allah Hanımefendi'ye kavuşması günüdür. Rabbim her ikisinin ruhunu şad eylesin. Rabbim kendilerini cennetinde kavuşmalarını nasip eylesin. Kendine bırakmış olduğu Tevbel Bibi ailesine özellikle siz çok kıymetli, değerli ve pahalı dostlarına sebeplerine sandılar, vefaretler, hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu, güzel ömürler nasip eylesin. Rabbimiz bizlere de ömrünün hayırlısını nasip eylesin. Çok kıymetli hazırım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde bizlere şöyle buyuruyor. Sizler ölülerinizi hayır üzere yâriniz. Hayır dualarıyla uğrayınız. Bugün siz dostlarına veda ederek ebedi kalacağınız bir hayatına uğrayacağımız kıymetli büyüğümüz merhum İbrahim Polat Beyefendi siz tanıyanlarından, dostlarından, sebeplerinden hayır dua, üstü şahitlik ve bir daha helalliğe eklemektedir. Sizler kendisini hali hayatında kemal sıhhatındayken tanıyanları ve ileride olan Allah'a ve Resulüne inanmış ve iman etmiş bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Kendilerine maddi, manevi, insani, İslami, tüm hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Son kez helal ediniz.
yüceler müjdesi Rabbimiz yapmış olduğunuz şahitliğinizi, helalliğinizi, dualarınızı yüce katında kabul eylesin. Kıymetli hazırım, dostluk en güzeli ve pahalı olanınız siz. Ailenizin acısını paylaştığınız önceliğiyle Polat ailesi adına, şahsım adına teşriflerinden dolayı her birerlerinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepinize ebede razı olsun. Rabbim siz sevenlerine hayırlı ömürler nasip eylesin inşallah. Mezarlığımız Zincirli Kuyruk Mezarlığı'nın aile kapısına bir verilecektir. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi cenaze namazını hatırlayıp inşallah namazımızı eda edeceğiz. Cenaze namazı 4.000 metriyada eda edilen bir namazdır. Hep beraber Cenab-ı Hakk'ın Celaluhu rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyit için duaya duyduğum hazır olan imama ben kişiliğine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Başta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kullarının ruhu, saadet, feriçü, kâfiye, imanı, feyizlâhı ve vahiyçü şu cennet zatları bizlere emanet ve armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah ve mesai arkadaşlarının aziz ruhlarıyla ve burada uzaktan yakından olan ailemizin acısını paylaşan çok kıymetli hanımefendilerin, beyefendilerin, bütün ölmüşlerinin ve ölmüşlerimizin ruhlarıyla ve merhume Suna Polat hanımefendinin ruhlarıyla ve merhum İbrahim Polat beyefendi büyüğümüzün ruhlarıyla Allah rızası için El-Fatiha. Bir dakika, daha taraf.
Çok teşekkür ederim. Adresi ve cemaatı.
çıkmıştılar. Arkadaşlar işte İbrahim Bey'in cenaze törenindeki izleyenlerimiz sizleri baş başa bırakıyoruz ve devam ediyoruz. Şu anda yanımızda çok kıymetli bir beyefendi abimiz var. Merhabalar. İsminiz nedir abi? Ben Kemal Panço Erpamir. Benim Kemal çocukluk abi, arkadaşım Adnan. Adnan Murat, çocukluk arkadaşınız Adnan Bey. İbrahim abi de çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Bugün kendisinin sonsuzluğu oluyoruz tabii. Siz de yalnız bırakmadınız. Evet, evet. Kısaca şöyle İbrahim abi hakkında... Mübarek ayda gitti bir de üstelik Muharrem'de. Evet, Allah evet. rahmet eylesin. Amin. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii Türkiye'nin çok önde gelen iş insanlarının birisiydi. Evet, çok temayüzlü. Türkiye'ye ne gibi değerler kattı? Çok kısa böyle. Valla Türkiye'ye bu inşaat sanayinde bir devrim yaptı kendisi zaten. Aslına bakarsan. Yani bir kendi şeyleri de ne bileyim seramikleri, fayansları falan da üretiyordu. Büyük adamdı yani çok vizyonu çok geniş biriydi. Vizyonu geniş birisiydi. Genç kuşaklara da örnek olsun kendisi. İnşallah, inşallah. Sağ olun, inşallah. Çok teşekkür ederim. Örnek alınacak bir insandır. Allah gani gani rahmet eylesin. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar işte cenaze törenindeki röportajlarımız ve izlenimlerimiz devam ediyor. Sinefçim merhabalar. Bugün çok kıymetli bir ismi İbrahim Bey'i sonsuza doğru ne söylemek istersiniz? Kıbrıs'la beraberdik. İnşaat sektörünün başındaydı. Ondan bir daire almıştık. Hep birlikte Kıbrıs'a çok güzel anılarımız oldu. İstanbul'da da çok sık görüşüyorduk. Çok değer verdiğim büyüğüm, amcam nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Çok çok teşekkürler. Tekrar baş sağlığı ve sabırlar diyorum Sinefçim. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar işte İbrahim Bey'in cenaze töreninde yanımızda çok kıymetli beyefendi bir abimiz var. Abi merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. İsim nedir? Demirkan Barlas. Demirkan abi ben Kale evet. grubunda iş hayatına 1960 yılında İbrahim Bodur'la başladım. Ne güzel. Ve 33 yıl Kale grubunda değişik bölümlerde çalıştıktan sonra en son Kale Terasit Genel Müdür Yardımcılığından emekli oldum. Filli Boya Türkiye'de kurulduğu zaman Filli Boya'ya genel müdür yardımcısı Süper, olarak harika. Girdim. Bugün de tabii İbrahim Bey'in Bugün artık İbrahim Bey, Polat Bey'in sonsuzu oluyoruz. Ne söylemek istersin? İbrahim Polat bizim seramik camiasında iki tane büyük İbrahim'imiz oldu. Biri İbrahim Bodur, diğeri İbrahim Polat. İbrahim Polat Ege Seramik'in vasıtasıyla inşaat grubunda öne çıktı. Daha sonra inşaatlar, otel zincirleri, evet. yurt dışı imalatlarıyla Türkiye'de çok önemli evet, yerlere evet. geldi. Bugün de kendisini sonsuzluğa yolluyoruz. Allah'tan gani gani rahmet ediyoruz. Sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Nurlar içinde yatsın. İki tane güzel evlat yetiştirdi. Adnan ve Murat kardeşlerim. Onlar da onu aşarak daha güzel makamlarda İnşallah. Türkiye'de kendilerini duyurdular. Böyle güzel bir cenaze töreni hani derler ya cenaze her şeyin güzeli ayrı anılır ve unutulmaz. Bu cenaze töreninin de unutulmayacağını görüyorum. Bir nizam, bir intizam, her şey yerli yerinde. Bununla gurur duyuyorum. Bu insanları tanıyıp onlarla beraber belirli bir süre yaşamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah gani gani rahmet amin, eylesin. Amin.
sağ olun. Biz de sizlerin nezdinde bütün Polat grubuna gerçekten başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Gelene gelmeyene de bunu duyurma fırsatını sağlıyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar işte cenazedeki röportajlarımız ve izlenimlerimiz devam ediyor.